Selamünaleyküm, gönlü güzel dostlarım. Aras Oyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Gününüz benim bu güzel kırmızı kadife kızlarım kadar güzel ve özel geçsin. Bakın dostlarım, bildiğiniz üzere benim kohlera çiçeklerim, küpeli kızlarım, buna küpeli de diyorlar. Nasıl kadife küpeli de diyorlar. Birçok ismi var. Bunu ikisini ben özellikle daha önce de sizlere beni takip eden takipçilerim bilir ki bilerekten aşağı sarktırdığını söylemiştim. Bu açmıyordu. Bakın bu saksımdaki bu diğer saksımdaki açıyordu. Bu yanındaki diğer olan kohlera kızım açmıyordu. Bakın bu da açmaya başladı. Maşallah, Sübhanallah. Şu ortasındaki kadifemsi kırmızı şeyleri görüyorsunuz değil mi? Gölge oluşturmadan şöyle sizlere yakınlaştırarak göstermek istiyorum dostlarım. Buradan da verdi. Bakın yaprakları sıcaktan dolayı dostlarım baya bir hani güneş lekesi vardı. Ne kadar gölgede tutsam da muhakkak oluyordu. Mesela şunları göstermek istiyorum. Bakın güneş lekesi de olsa yaprakların ne kadar taze ve güzel olduğunu sizlere göstermek istiyorum dostlarım. Çünkü kohlera çiçekleri suyu seven çiçektir ama suyu sevmesine rağmen yine de dostlarım şöyle bir problem var. Kohlera çiçekleri 10 gün o sıcak aylarda 10 gün bile sulamazsanız hiçbir şey olmaz. Şu yaprakları puruşsa bile hemen suladıktan sonra kendini toparlayabilme özelliği var. Hem suyu seven hem de suya dayanıklı bir çiçektir. Güneşi sevmez. Aydınlık alanı çok sever dostlarım. Bol ışıklı, serin bir yerde tuttuğunuz zaman suyunu da güzelce verdiğiniz, kürüne dikkat ettiğiniz zaman, kaliteli de bir toprakla ektiğiniz zaman kohlera çiçekleri sizlere böyle sürpriz olarak güzel güzel açmaya başlayacaktır. Çeşitleri fazladır. Ebruluları var, diğer renkleri var ama kohlera çiçeği Konya'da pek fazla olmadığı için şehir dışından da getirtmek istedim. Küçücük bir fidesini maalesef çok ama çok pahalıya satıyorlar. O yüzden bir de kargoya da güvenemediğim için getirtiremedim. Sadece şu an bende mevcut kırmızısı var. Ama eğer başka renkler de varsa Konya'da satıyorlarsa bilmiyorum. Eğer izleyen varsa Konya'da satmak isteyen alırım, çoğaltırım, büyütürüm dostlarım. Kohlera çiçeği zor bir çiçek olarak gözükebilir. Ama arkadaşlar çok arsız bir çiçektir. Yanlış duymadınız. Evet, çok arsız bir çiçektir dostlarım. Şimdi şöyle bir problem de var. Kohlera çiçeklerinde onu dostlarım nasıl bir problem onu da söyleyeyim. Kış aylarında çok fazla hızlı büyümüyor. Bu arsızlığını yaz aylarında yapıyor. Çünkü demiştim ya size güneşi sevmez, aydınlık alanı sever diye. Kışın çünkü arkadaşlar kar falan yağdığı zaman hani bulanık, hani sisli havalar olduğu için kış iklimini pek sevmiyor, yaz iklimini seviyor. O yüzden yazın çok ama çok arsız bir çiçektir kohlera çiçeği. Şimdi dostlarım, bugün sizlere kohlera çiçeğime D vitamini vereceğim. D vitamini uygulaması yapacağım. Bildiğiniz üzere geçen haftalarda protein takviyesi yapmıştım. Şimdi de demir yükleyeyim ki saksı değişiminden sonra kışa bomba gibi hazırlanalım. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Dostlarım, gördüğünüz üzere elimde şu an bir adet havanım var. Eğer sizin yoksa bardak yardımıyla veya bir bıçak yardımıyla iki peçetenin arasına kırıp ezebilirsiniz. Peki ezeceğiniz şey nedir? Ne güzel sizlere tarif ediyorum. İşte havanız yoksa bıçakla ezebilirsiniz. Arkadaşlar bu bir vitamin hapıdır. Kan hapıdır. Demir takviyesi yapar. Bu da çiçeklere gerçekten çok faydalı. Yani gerçekten çok ama çok faydalı bir işlemdir. Eğer elinde bu mevcut değilse D vitaminleri var ya biliyorsunuz dostlarım. O D vitamininden de kullanabilirsiniz. İnşallah hiçbir problem olmayacaktır. Bakın şöyle gördüğünüz üzere sizin gözleriniz önünde arkadaşlar bir adet
ben de zaten bakın şöyle aşama aşama göstereceğim. Hemen de parçalanıyor. İyicene eziyor. Dediğim gibi havanız yoksa bir peçete arasına gazete, kağıt, yağlı kağıt. Yağlı kağıt daha iyi olur aslında. Yağlı kağıdı arasına koyun. Bıçağın arka sapıyla veya kalın altı kalın olan bardaklardan da ezebilirsiniz. Taş. Yani ezin ne varsa. Önemli olan bu hapın iyicene ezilmesi ve suyla güzel karışmasıdır. Güzel dostlarım. Şimdi ben iyicene ezdim. Bakın dostlarım. Evet. Şöyle. Bakın pembe kısımlarda gözüküyor. Siyah kısımlarda var. Şöyle iyicene karıştırıyorum. 1 litre suyla bu hapımı iyicene karıştırıyorum. Seyreltiyorum. İyice birbirine güzel olsun ki. Bakın hatta şöyle. Umarım görebiliyorsunuzdur. Pembemsi bir rengi aldı. Tabanına da şöyle hafiften çöktü. Şimdi dostlarım. Ben bunu çiçeklerime dostlarım evet bakın hepsine şöyle birer çay bardağı gelecek şekilde veriyorum. Şifa olsun diyorum. Bak şu çiçeğimin güzelliğine bakar mısınız? Maşallah sübhanallah. Açmayan yerleri bile ne kadar iri ne kadar taze. Konuşurken bir yandan da böyle veriyorum. Çiçeklerimizi niye bu işlemi yaptık? Onu az önce bahsetmiştim ama sizlere tekrardan bahsetmekte fayda var arkadaşlar. Bakın. Şimdi protein destekledim ya. Protein takviyesi yaptım. D vitamini vermemin sebebi arkadaşlar. Yani takviye yapmamın sebebi. Bildiğiniz üzere bu çiçeklerim, kolera çiçeklerim güneşi çok fazla sevmediği için güneş göremiyorlar ve D vitamini yeterli şekilde alamıyor. Alamadığı için ise bunlar D vitaminsiz kalıyor ve bu da ne oluyor? Köklerini iyi beslemiyor. Ve iyi beslenmediği zaman da bize güçlü dallar ve güçlü çiçekler vermiyor. O yüzden ben de daha güzel, daha kaliteli çiçekler yetiştirmek, çoğaltmak için bu işlemi yapıyorum. Sizlere az önce dediğim gibi D vitamini hapı yoksa şöyle D vitamini şeyler de var bildiğiniz üzere. Damlalar var. Hatta benim burada vardı ama nerede şu an bilmiyorum. Olsaydı direkt gösterirdim ben ama yetişemeyeceğim bir yerde. Sanırsam bir dakika. Bakın hadi geçtim. Bakın arkadaşlar. Şöyle benim elimde bir adet damla var. Yani bunun farklı çeşit markalarda olabilir. Hiç problem değil. Bundan da kullanabilirsiniz. Yani önemli olan yani D vitamini alması güzel dostlarım. Çiçeklerimizi kaliteli yetiştirmek istiyorsanız evde yapmamız gereken bazı şeyler var. Yani hastalığını önlemek için. Bu aralar zaten tam çiçeklerin tehlikeli dönemi, mevsim geçişleri falan da var. O yüzden dikkat etmeliyiz. Benim güzel dostlarım, bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arısoyun Hobileri YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arısoyun Hobileri YouTube Instagram adresim var. Çiçekler hakkında bilgi almak isterseniz, soru sormak isterseniz bizlere oradan dolaşabilirsiniz. Çiçekli günler dileyerek size Allah'a emanet ediyorum.